Real Age, Uzun Yaşamın Sırları, Siz serisi başta olmak üzere ondan fazla kitap. Doktor Mehmet Öz, doğup büyüdüğü Amerika Birleşik Devletleri'nde en ünlü doktorlardan biri. Kendisine televizyon ve kitaplara mı ağırlık vereceğini, doktorluğu bırakmayı düşünüp düşünmediğini sorduk. Akıllarda şöyle bir soru oluştu son zamanlarda. Mehmet Öz yoksa doktorluğu bırakacak mı? Mehmet Öz doktorluğu bırakmayacak. Mehmet Öz zamanın %50'sini aşağı yukarı hekim olarak geçirecek. Ama eskisi kadar 450-500 vaka yapacağım senede. Niye? Çünkü her gün zaten hastalığına irtibat kurduğum zaman konuşuyorum. Sağlıktan çok ders öğretmeye çalışıyorum. Öğrendim ki teker teker hastalığımı öğreteceğimi, bu aynı dediklerimi herkese söyleyebilirsem çok daha fazla insanı etkileyebilirim. Onun için ikisini birden yaparsam hem en sevdiğim mesleği hekimliğe devam edebilirim ama aynı zamanda daha çok sunucu olarak, televizyoncu olarak halkı eğitebilirim. İkisini birden yapmak benim amacım. Peki şovda başka ne gibi detaylar olacak? Şovun maksatı neşeli olmak. Onun için dans edeceğiz, sporlar öğreteceğiz, mutfakta bulunacağız, genel sağlıktan bahsedeceğiz ama aynı zamanda tıbbi konu ortaya çıktığı zaman Michael Jackson mesela vefat ettiği zaman ne oldu, ne yapabilirdik, sizin hayatınızı nasıl etkileyebilir, biz bunları da değinmek istiyoruz aynı zamanda. Peki ben de tam soracakken siz değindiniz bu konuya. Michael Jackson'ın ölümü Amerika'da nasıl yankılanıyor ve hangi sebep üzerinde duruluyor? Tabii Michael Jackson çok büyük bir kayıp. Herkes şaşırdı. Çünkü Michael Jackson hep gençti. Gerçi yaşı belki 50'ydi ama herkes onu bir genç insan olarak kabul etti. Birden onun kaybetmesi memleketi sarstı. Ve tahmin ediyorum, tabii bilmiyorum ama tahmin ediyorum ki bir rolün içinde onun aldığı ilaçlar. Ve dediğim, ilaçı kastettiğim yani esrargeç değil. Yani bayağı doktorların ona verdiği ilaçlardan belki biz onu kaybettik. Ve niye onu diyorum? Çünkü biliyoruz ki 6 tane ilaç alıyorsan sizde yan tesiri olma ihtimali %94. Onun için çok ilaç alan bir insan ki Michael Jackson birkaç ilaç alıyordu. Çok ilaç alan bir insandaki bu gibi yan tesiri olma ihtimali çok daha yüksek. Biz bir halk olarak devamlı ilaçlara güveniyoruz. Bu sakıncalı. Bir manevi girdiğin zaman onu bir eczane gibi kabul et. Çünkü hakikaten yemeğin içindeki gıdalı sebzeler, renkli olan meyveler ve sebzeler İçindeki bulunan kimyasal maddeler çok kuvvetli. Onları güvensek çok daha etkili olur bize ve sakıncası az olan. İlaç aldığın zaman eğer takip etmezsen detaylı olarak ufak bir hata yüzünden hasta kaybı görüyoruz ve belki o sebeple Michael Jackson'ı kaybettik. Burada örneğin anoreksiya yani yemek bozukluğu da varmış sanırım ve hatta son zamanlarda sadece üzüm suyuyla beslendiği söylendi. Mesela bu yönü biliniyor muydu Amerika'da ve örneğin anoreksi hakikaten tehdit edici boyutlarda mı kimi zaman? Michael Jackson'da anoreksi var mı yok mu onu ben bir şey diyemem. Gerçi kimsenin bildiği bir iş değil bence bugün için. Belki ileride belli olur ama anoreksi çok kötü bir hastalık. Bazı insanlar kendi sağlıklarını ilerletmek için tuhaf perizlere giriyorlar. Belki de Michael Jackson belki bunu yapmıştır, onu bilemiyorum ama çok sakıncalı bunlar. Bu perizleri yaptığımız zaman eğer doğru dürüst bir hekim yoksa sizi yardım eden bu gibi hadise olma ihtimali çok artıyor. Evet. Peki Oprah Winfrey sanırım bu tatilinin sonunda Türkiye'ye geliyor ve sizinle buluşacak. Nasıl bir plan gerçekleşecek? Bayan Winfrey Türkiye'ye ziyaret geliyor. Bütün ekibiyle beraber birkaç yüz kişi. Beraber İstanbul'u gezecek. İzmir'i gezdiler bile. Anladığım kadarıyla herkes hayran. Beraber olacağız. Ama gene bu sosyal bir şey. Tatili geldi, iş için değil. Özellikle ben Türkiye'de onu görmesini istiyordum. Ama kendisi isteyerek geldi. Kimse onu zorlamadı ve büyük bir iftar edebileceğimiz bir hareket bence. Kitapta cilt yaşınızı ölçen testten bahsediyor. Nasıl bunu uygulayacağız? Cilt bizim en büyük organımızdır. Onun için onun yaşını ölçmemiz şart. Bir selobant alırsan böyle temiz, kremsiz yüzünüzün üzerinde bunu kaşlar arasında yapıştırın şöyle. Oradan al. Gözün dış kenarına. Yedikten sonra emel kemiğin üzerinde. Ondan sonra dudağın üzerine. Bunun içini değdir. Ve buna baktığımız zaman eğer tertemizse pürüzsüz deriniz var, cildiniz var demek. O 30 yaşlardaki bulunan bir şey, bende yok o.
40 yaşlarındaki insanlarda bunu görürsünüz. Birkaç tane ölü hücre, bazı buruşmuklar ama çizgi yok. 50 yaşlarındaki olan insanlarda bayağı çizgi görürsünüz. Onun için ben 49 yaşındayım. Benimki 40 yaşlarındaki benzeyen bir cilt benim için iyi o. Aslında bunu mühim bu nokta, dokunayım buna. Bence 50 yaşındayken 20 yaşındaki gibi insan gözükmek istemiyorsunuz. O çirkin aslında. 50 yaşındaki bir insan sağlıklı, genç gözüken bir 50 yaşındaki bir insana benzesin. Ve biz öylece hayatımızı takip edersek iç mutluluğu bulmak çok daha kolay. Çünkü mutluluk şükretmekten geliyor. Ve güzelliğini kabul etmezsen şükredemezsin ondan. Evet. Peki kitapta yine saç testi de var. Şimdi tabii bayanların çoğu korkuyorlar ki saçlarını kaybediyorlar. Çok basit bir test var. Bir pipet al. Pipetin içindeki deliği görüyorsunuz. Aşağı yukarı bu kadar saç topla elin içinde. Yani sanki bir pipetin içine koyacakmışsın gibi pipeti kullanmayacaksın. Bu saçları dipten tutup dışarıya doğru çektiğin zaman köklerden dışarıya doğru bayağı asıl. Ondan sonra tüyleri say. Bak bende iki tane var. Altıdan azsa demek saçlarımı kaybetmiyorum ben. Altıdan fazlaysa demek saçlarım dökülüyor. Neyi döküldüğünü aramam gerekiyor. Sebepler içinde tiroid hastalığı, besin sıkıntılar veya diğer hastalıklar. Onlara bir gözden geçirmem gerekiyor. Eğer onlar yerindeyse o zaman yemeği tarzlarımı değiştirerek tekrar onu düzeltebilirim. Ve bunun içinde yapmak için mühim olan şey biyotin diye bir B vitamini. Bunu nereden alıyoruz? Fasulye, bezelye, avokado, bazı fındık fıstıklardan. Onun için yemek sofrasını biraz değiştirdikten sonra yine saçların parlamaya başlayabilir. Bu kitapta güzellik inançları ile ilgili neyin üzerinde duruluyor, neler öneriliyor? Aslında sağlığın ölçümü, yani beyin ölçecekse sağlığı bir barometre lazım değil mi? Nasıl ölçecek sağlığı? Güzelliği kullanıyor. Ve aslında bu bizim atalarımızdan özel çıktı. Niye? Çünkü atalarımız birbirlerine bakarken kan tahlil yapmak mümkün değildi. Sağlık mı değil mi ölçmek için bir güzellik kaldı. Onun için etraftaki insana bakıyorduk atalarımız. Güzelse beraber olurduk. Şimdi bunu düşün, hiç mühim bir şey bu. Çünkü güzel olan insanların doğurganlık oranı daha yüksek. Onun için hakikaten doğruymuş. Ve bunun ikinci bir ilk tarafı var. Bütün seyircilerimiz güzel. Niye? Çünkü anneleriniz ve babalarınız birbirlerini güzel oldukları için seçtiler. Demek siz de güzelsiniz. Kitabın amacı sizdeki bulunan iç güzelliği rahatlatmak ki dışarıya doğru gözüksün. Ve amacım bunun bazı hakikatları var. Onları takip etmen gerekiyor. Ama ayrıca bilmen gerekiyor ki iç sağlığı dış güzelliğiyle eşittir. Peki son dönemlerde Amerika'da nasıl yankılanıyor Türkiye'de gelişen olaylar? Amerikalılar her zaman için Türkiye'yi desteklerler. Türkiye'yi çok seviyorlar. Ya ama Orta Doğu anlamıyorlar. Onun için Türkiye sağ mı, sol mu, dindar mı, değil mi? O konulara girişemiyor, anlamıyor ve detaylı anlamadan Türkiye ile bağlantıları değiştirmesi biraz sıkıntılı olur. Onun için bence Türkiye için ne gerektiğini yapsın, Amerika Türkiye'yi destekleyecek. Ekonomik kriz yine Amerika'yı sapa sarmış durumda, şiddetli şekilde yaşanıyor. Bunun sona ermesinde bir tarih, bir gün veriliyor mu ya da neler bekleniyor? Ekonomik kriz bütün dünyayı sarstı, özellikle Amerika'yı. Amerikalılar bugüne kadar kendilerini inanılmaz bir kuvvetli bir ülke olarak kabul ettiler ama hakikaten bu son sene bunu sarstı. Büyük bankerler iflas etti. Amerikalıların işsizlik oranı %9'u geçti şimdi. Yani diğer ülkelerin aynı telaşta girdiği gibi Amerika da şimdi artık sıkıntı durumda. Bana öyle geliyor ki bu senenin sonuna doğru ekonomik kriz geçmeye başlayacak. Ama enflasyon artmaya başlayacak. Ve enflasyon artınca 2-3 sene sonra tekrar daha kötü olma ihtimali var. Onun için dünya olarak birbirimizi destekleyerek sistemi biraz iyileştirmemiz lazım. Eskisi gibi lüzumsuz yatırımlar, mantıksız para değişmeler, onlardan uzak durmamız gerekiyor. Eski usullar gene en iyi usullar. Bütçen yoksa o zaman ileride ifade edeceksin.